Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Şimdi geldik şu ıı, gelecek kitapların altına komponent tarafındaki sınıfımızda oluşturduğumuz kitapları listelemeye. Şimdi bunun için şöyle bir şey yapacağım. Ne yapabilirim? Mesela burada task'i aldıktan sonra alt tarafa listelemek için ıı, model model, iEnumerable model içindeki değerleri kullanmış. Biz de böyle bir şey yapabiliriz. Şimdi şöyle yapalım. Default CSS HTML sayfama geldim. Şuraya en üstte et evet model, bir tane listeleme yapısı için IEnumerable oluşturuyorum. Küçüktür sembolü içerisinde. Projemizin ismi nokta models nokta kitaplar tamamdır. Kitaplar sınıfını buraya tanımladım. Şimdi burası components kısmını siliyorum. Ben buraya bir tane table tanımlayacağım. Bu tablenin içerisinde bir tane tr tanımlıyorum Bu tr'nin içerisinde bizim table hitle başlıklarımız olsun. Başlıklarda ne var? ID var. Kontrolde alt var. Kontrolde bir de e, id at bir de yazar var tamamdır yazar şimdi buraya mesela kontrol s dedim geldim layout'un son haline şuraya sayfamı yeniledim bakın bu şekilde geldi bir problem yok şimdi table'a bir class gönderelim table class eşittir table boşluk table tire bordered olsun kaydettim geldim buraya sayfamı yeniledim bu şekilde burası gelmiş oldu burada da herhangi bir problem yok şimdi bunun içerisine ben kitapları çekmek istiyorum ne yapacağım şöyle et for each. Buraya bir tane for each döngüsü. Dört tane parametresi vardı. Var x in model. Modelden alacağız biz bunu. Süsü parantezimi açtık. Alt satıra indik. Şimdi burada bir tane tr tanımlıyorum. Bu tr'nin içine td'ler. Şimdi td'lerin içine yazıyorum. At x nokta. Buraya ne gelecek? id. Kontrol d. At x nokta. Kitabın adı. Kontrol d. X nokta. Burada da yazar olacak. Ne yaptım? Modelimin içerisindeki e, değişkenlerimi buraya çağırmış oldum. Değişkenlerim şu anda neyi tutuyor? Bu view komponent üzerinde bizim default CSS eldeki <laughs> bu sayfamız yeni kitaplardaki değerleri tutuyor olacak. Kaydettim. Geldim buraya. Sayfamı yeniledim. Bakın gelecek kitaplar kısmına 6 ve 7 numaralı kitapları da eklemiş oldum. Tamam. Buranın kullanımı da bu şekilde olacak. 14. dersimiz böyle. 15. derste görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. Hoşça kalın.